Şimdi ideal kilo boyun karesi, yani kiloyu boyun karesine böldüğünüz zaman beden kitle indeksi dediğimiz bir değer geliyor. Ama şu da var. BKI'ye aldanmamak lazım. Çünkü beden kitle indeksine göre normal değerler arasında çıkan hastalarımızda ciddi oranda yağ fazlasıyla gelebiliyor. Yani bizim aslında biz beden kitle indeksine göre kilosunun normal olup olmadığını konuşmak yanlış olur. Neden derseniz yağ cihaz böyle bizim bir analizimiz var, tanıtı dediğimiz bir cihaz. Bu vücudunuzda kası, yağı, sıvıyı ayırt ediyor. Biz genelde ona göre diyetler hazırlıyoruz. BKI'si yani beden kitle indeksi dediğimiz değerlerde normal çıkıp da 20 kilo yağ fazlası çıkan arkadaşlar biliyoruz. Hatta incecik dal gibi diye düşündüğünüz hastalarda bile ciddi oranlarda yağ çıkabiliyor. Şaşırtıcı sonuçlar elde edebiliyoruz haliyle. Yani demek istediğim BKI'ye de aldanmamak gerekiyor. Gelip ölçüm testlerimizi yaptırmamız Kesinlikle gerekiyor. sadece analiz cihazlarımız var. O analiz cihazlarına gidip benim yağ oranım nedir, neye göre hareket etmem gerekiyor deyip diyetisyen arkadaşlara başvururlarsa zaten istedikleri güzel sonuçları elde edebilirler. Genelde sabah saatlerinde vücut yeterli enerjiye sahip olmadığı için ister istemez sıvı kaybını daha fazla ön planda tutuyor. Yani ne oluyor? Farkında olmadan sıvıyı kaybediyor ama kilo verdiğini zannediyor. Bu tam tersi metabolizmayı yavaşlatıcı etkenlerden bir tanesi. Sabah yerine ilk başta diyete başladıysa özellikle akşam saatlerini tercih etmesinde fayda var. Neden? Gün içerisinde alması gereken bütün kaloriyi tamamını alıyor. Ondan sonra spora başladığımız için üzerine de ya bir bardak süt ya da işte küçük bir peynir, ekmek, bir bardak süt şeklinde ufak bir öğün tüketirse vücuduna çok fazla kalori girmediği için yaktığı yağla kalıyor. Üstüne ekstra bir şey yemezse. O yüzden akşam saatlerindeki yürüyüşler birçok kişiye fayda sağlayacaktır.